بسم الله. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Çoğaltma tutkusu, yığma tutkusu sizi oyaladı da oyaladı. O kadar oyaladı ki sonunda kabre vardınız. Yani ölüp gittiniz. Buradaki kabirleri ziyaret etme biraz sebeb-i nüzul rivayetinden yola çıkarak kotarılmış bir mana. Aslında kabri ziyaret Arap dilinde kinayedir. Ölmeye, ölmekten kinayedir. Ölünceye kadar sizi oyaladı durdu. Aslında ellehü, lehve, elhak, elhakum. Evet. Değirmenin taşı boşa dönmesin diye ağzından çıkanı alıp içine atmaktır. Allah Allah. Yani taşı oyalamaya denir. Lehv. Taş birbirini yemesin diye. Birbirini öğütmesin. Öyledir ya. Değirmen un öğütürken kendini de öğütür. Taşlar. Biz... Onun için buna derler. Oyalama. Evet. Hatta zurtumul makabir. Kella sevfe ta'lemun. Yoo sakın böyle yapmayın. Sevfe ta'lemun. Gün gelecek, an olacak, zaman gelecek. Siz bileceksiniz. Öğreneceksiniz. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. Tekrar yok. Tutalım ki bu dünyada öğrenmediniz. ثُمَّ تَرَاخِي içindir. Ahirette öğreneceksiniz. Yok. Diyelim ki bu dünyada öğrenmediniz. O zaman ahirette mutlaka öğreneceksiniz. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ. Diyelim ki bu dünyada öğrenmediniz. O zaman ahirette mutlaka öğreneceksiniz. Kalla lev ta'lemu. Yo. Ahirette öğrenmeyin ne olur. Ahirette öğrenirseniz bunun bir yararı yok. Gelin böyle yapmayın ey kullar. Kalla lev ta'lemu. Keşke burada öğrenseniz. İlmel yakîn. Yakîn bir bilgiyle öğrenseniz. Gelin buna evet deyin. Leteravunnel cahim. Neyi? Buradaki cahimi ahiret, cehennem olarak çevirirler. Evet. Umumiyette öyle. Hayır. Fakir Kur'an'da cahimin bir yerde dünya ateşi için kullanıldığını tespit etti. Onun için biriktirme tutkunuzun dünyayı nasıl cehenneme çevirdiğini... Göreceksiniz. Görüyorsunuz. La teravunne. Elbette göreceksiniz. Görmüyor musunuz? Ya. Biriktirme tutkusu nasıl dünyayı cehenneme çeviriyor? Baksanıza şu ateş, şu güç tutkusu, ahlaksız gücün tutkusu yeryüzünde nasıl ateşe veriyor? Çoluk çocuk demeden, genç ihtiyar demeden. Ne bu Allah aşkına? Kendimizi de yakıp duruyoruz. Nasıl hayatları mahvediyor? Eyvallah. O niye bende değil, bende niye? Kişisel olarak da öyle. Kişisel olarak da öyle. Cemiyet toplum olarak da öyle. Olarak da öyle. Yani dünyayı ateşe verenlerin ta temelindeki güdü çoğaltma tutkusu. Evet. Leteravunnel cahim. Dünyayı nasıl cehenneme çevirdiğinizi görüyorsunuz, göreceksiniz. Evet. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ. Eğer siz burada bunu görmüyorsanız kesinlikle ahirette gözünüzle göreceksiniz. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. İşte bekle, sır haber burada. Bu fakirin farklı, çok farklı bir mealidir. Çok da orijinaldir. Hayat kitabında var değil mi hocam? Hayat kitabında var. Mealimde var. Gerekçesi de var. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Yusuf şaşıracaksın. En sonunda siz hangi değere neyi feda ettiğinizi, yani dünyada dünyalık biriktirme tutkusu uğruna
ahiretin ebedi nimetleri verilir miymiş? Neyi alıp neyi sattığınızın hesabı sorulacak. Ey kul denilecek. Şimdi gördün mü ne uğruna neyi tercih etmişim? Yani sen altını vermiş, tenekeyi almış. Sen ruhu vermiş, satmış, cesedi almışsın. Sen musluğu almış, suyu vermiş. Pınarı kaynağı vermişsin. Eyvallah. Tenekeyi almış, altından olmuşsa. Tabii. İşte bu sorulacak. Bu sorulacak. Ya, gördün mü nimet neymiş? Ya, neymiş? Ummanı vermişsin, çamur deryasındaki çamuru yüzü güne gözüne sürmüşsün. Buna da parfüm demişsin. Yani dünyanın en güzel rayihası demişsin. Böyle bir bedel. Hocamın böyle vurgusu bir bedel. Allah razı olsun. Orada son müthiş. Ayete dair vurgusu. Naim. Değil mi hocam? Naim. Cennet. Nimet. Kur'an'da 16 yerde gelir. Tümü de cennet nimetine delalet eder. Naim çok ilginçtir. Kur'an'da meta'ın karşılığı zıttıdır. Evet. Meta'un galil. Daim olmayan, sabit olmayan, kamil olmayan meta. Daim olan, sabit olan, kamil olan naim. Allah Allah. Bakın.